Güner, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Başbakan Erdoğan seçimlerde partisinin ikinci olması durumunda genel başkanlıktan ayrılacağını tekrarladı. Herkesin yaşam tarzına saygılı olduklarını sık sık yineleyen Erdoğan, muhalefete korku ıslıklarını bırakın, plan projenizden bahsedin diye seslendi. Partim ikinci parti olursa genel başkanlığı bırakır, Anadolu'nun yollarına düşerim. Bunlar koltuğu bırakamaz. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler bırakamazlar. Niye? Çünkü bunlar koltuktan güç alırlar. Bunlar koltuğa güç katanlardan değil, koltuktan güç alanlardan. Liderlik koltuğa güç katmakla olur. Koltuktan güç almakla olmaz. Sabah akşam millete korku salmanın gayretinin içine girmeyi bırakın. 112 gün sonra seçim var. Bırakın bu korku ıslıklarını da, planınız ne? Projeniz ne? Onlardan bahsedin. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimse kendisini tehdit altında hissetmesin. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Herkesin görüşüne, düşünüşüne, ifade özgürlüğüne, hakkına, hukukuna saygılıyız. Başbakan Erdoğan bu konuşmayı İstanbul'da, Başakşehir'de bir açılış töreninde yaptı. Ardından Dolmabahçe'deki ofisine doğru hareket etti. Erdoğan aralarında sanatçıların da olduğu hayvan hakları savunucularını kabul edecek veya ediyor. Konuyla ilgili ayrıntılar çünkü Can Ertun'a da. Can, Başbakan geldi mi? Nedir durum, senden dinleyelim. Başbakan Başakşehir'den ayrıldı. Dolmabahçe'deki çalışma ofisine doğru yolda. Son edindiğimiz bilgi bu yönde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul edeceği hayvan hakları savunucularının heyetin başında şarkıcı Yonca Evcimik var. Diğer flash isimler, şöhretli isimler de hayvan hakları konusunda destek veren diğer isimler arasında, örneğin Orhan Gencebay'ı sayabiliriz. Ajda Pekkan, Oktay Kaynarca gibi isimlerin de Başbakan Erdoğan'la görüşecek heyette yer aldığı bilgisi geldi. Ancak hayvan hakları konusunda Türkiye'de uzun yıllardır mücadele veren bir isim, Haytap Başkanı Avukat Sayın Şenpolat var. Yayın konuğumuz. Öncelikle sizden dinleyeyim. Kısa bir süre sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceksiniz. Temel talepleriniz ne olacak acaba? Bizim yıllardan beri en büyük sıkıntımız hayvan dostlarımızın doğru düzgün bir yasasının olmaması, mevcut yasanın yaptırımlarının maalesef yetersiz olması. Bunu kısaca şöyle anlatabiliriz. Hayvanlara yapmış olduğunuz her türlü kötü muamele, tecavüz, işkence, aklınıza gelebilecek her tür sadist işkence maalesef mahkemeler huzuruna çıkamıyor. Yani hayvanlara kötü muamele eden insanlar basit idari para cezalarıyla geçiştirilebiliyor. Kabahatler kanunu sanırım, evet. Teknik olarak. Teknik olarak kabahatler kanunu kapsamında olmasına biz itiraz ediyoruz. Kabahatler kanunu kapsamında olan her şeyde maalesef savcıların ve mahkemelerin yetkisi dışında. Hakimler ve savcılar ne kadar hayvansever olurlarsa olsunlar. Halbuki çok basit bir düzenlemeyle toplumda en zayıf halka olan hayvanları eğer biz koruyabilirsek, esasında toplumda diğer zayıf halka olan özürlüler, yaşlılar, kadınlar, çocukların da hakkını savunmuş oluyoruz. Yani buraya gelme amacımız esasında bir kedinin, köpeğin hakkını savunmak değil, burada en zayıf halkanın haklarının savunulması, onların haklarının ön plana geçmesini biz başbakandan rica edeceğiz. Mecliste yasanın değişmesini isteyeceğiz ki Ankara'nın önüne gelmiş bugüne kadarki en masum talep bu. Heyetin bir diğer üyesi Yonca Evcimik de şu sırada geldi. Sanırım beraber giriş yapacaksınız, evet. Ancak son olarak bazı adımlar da atılıyor. Hayvanların korunmasına ilişkin son dönemlere göre bir takım gelişmeler var. Bunları yeterli görüyor musunuz? Yani umut verici ama biz somut adımlar istiyoruz gerçekten. Yani yasaların yapılıp uygulanmamasını istemiyoruz. Hazır devletin, Adalet Bakanlığı'nın kadroları var. Mahkemelerin yetkili olmasını istiyoruz ki uygar bütün gelişmiş ülkelerde hayvanlar mahkemelerde savcılar tarafından, hakimler tarafından hayvanlara kötü muamele edenler yargılanabiliyorlar, sabıkalarına işlenebiliyor. Eğer biz bugün hayvana kötü muamele eden, tecavüz eden insanı toplumdan soyutlayabilirsek, emin olun çocuklara, kadınlara, cinsel tacizde bulunan, onlara şiddet uygulayan insanları da toplumdan uzaklaştırmış oluruz. Aksi takdirde bu sistem bu kişileri ödüllendirmeye yönelik. Biz bunu istemiyoruz. Az sonra bunları aktaracaksınız Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da. Efendim çok teşekkür ederiz. Avukat Ahmet Şenpolat taleplerini bu şekilde özetledi. Başbakan'a da kısa süre sonra iletecekler. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Biz de gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Can, çok teşekkürler. Değerli izleyenler,
iktidarın bugünkü programını böylelikle aktarmış sayıldık. Muhalefete